Hafta başına başlıyor. Siirt'in Pervarı ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Siirt'in Pervarı ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda 17 asker şehit olmuştu. Şehitler dün yapılan askeri törenlerin ardından memleketlerine gönderildi. Dün Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Gaziantep şehitlerini toprağa verdi. 14 şehit ise bugün yapılacak cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlanacak. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Siirt'in Pervarı ilçesinde 17 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, 10 Kasım günü meydana gelen kazanın pilotaj ve hava şartlarına bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Meclis Genel Kurulu'nda 17 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı. Kazanın helikopterin teknik özelliklerinden kaynaklanmadığını belirten Şahin, kazanın pilotaj ve hava şartlarına bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi. Şahin, Siirt'in Pervarı ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının 10 Kasım'a rastlaması üzüntüyü daha da arttırdı, dedi. Şahin, metal yorgunluğu gibi bir husus asla söz konusu değildir. Zira bu tür araçlar belli bir ömre göre çalışmaktadırlar. Bu araçların parçaları yıpranmamış olsa bile saati, süresi gelince otomatik olarak değiştirilmektedir. Kaza helikopterlerin teknik özelliğinden değil, maalesef pilotaj ve hava şartlarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Nihai sebebini şu anda açıklamamız mümkün değil. Bu kaza Kırım raporunda ortaya çıkacaktır. Üzüntümüz çok büyüktür, diye konuştu.